Evet, yepyeni bir tıraş videosuyla yine karşınızdayım. Ben Özgür Çetin, kişisel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Her ay olduğu gibi ikinci tıraş videosunda da yepyeni bir ürünle karşınızda olacağım. Ve Gillette'in Permatic 2 Pro ürününü. Ben geçen ay almıştım bunları dörtlü bir paket olarak, dört tane ürün. Son olarak bu kalmıştı. Şimdi bu Permatic Pro 2'yi ve Gillette'in bu modelini ile tıraş olacağım. Böyle bir haftalık falan da sakalı oldu. Çok ilgi çekiyor bu videolar, biliyorsunuz. Çok yorum geliyor. Ben de elimden geldiğince sizin talepleriniz çerçevesinde, ki bunu da yine siz istemiştiniz daha önceki videolardan bir tanesinde, bu ürünü aldım ve test edeceğim. 14 liraya aldım ben bunu. Yaklaşık olarak işte 2,5 lira desek, ya 5 tane var şu paketin içinde. Hatta şu ikinci kameradan da göstereyim. Paketimin içinde 5 tane var ve bu 5 taneden benim toplam maliyeti 14 lira. 15 lira desek 2,5 lira falan geliyor. Şöyle bir ürün, ne diyor burada? Daha keskin krom kaplamalı çift bıçak diyor. Bakalım göreceğiz ne kadar daha keskin. Şöyle açalım. Kendisini şöyle açayım. Çıkartalım bakalım şuradan. Bir tanesini çıkarttık ve evet, en ucuz tıraş bıçaklarından bir tanesi, iki bıçaklı Pro 2 diyor. Bakalım iki Pro 2, yani Pro lafına olacak mı olmayacak mı? Şöyle göstereyim diğer kameraya. Bu başlık oynamıyor, sabit bir başlığımız var, iki bıçağımız var. Şöyle göstermiş olayım, bu şekilde tıraş olacağım. Yaklaşık bir haftalık sakalım olduğunu söylemiştim. Yani ürün bu. Basit, ucuz ve her zaman kullanabileceğimiz kalitede mi? Tıraş bittikten sonra fikirlerimi söyleyeceğim. Şimdi yüzümü biraz yıkayayım. Suyla ıslatayım. Sakalları hafiften yumuşatayım. Köpüğüm hazırladım. Köpüğü de önceden hazırlamıştım. Köpüğümle beraber tıraş olmaya başlayacağım. Arko kullandım ve ucuz olan benim bir fırçam var. Arko sabunu ve ucuz olan fırçayı kullandım. Yüzümü yıkayayım. Tekrar karşınızda olacağım. Evet, yüzümü yıkadım. Şu anda köpüğüm de hazır. Dediğim gibi hazırlamıştım zaten. Ama bu sefer artık köpüğe iyi çalışıyorum. Söylüyorsunuz çünkü. Köpük güzel olsun, şöyle olsun, böyle olsun, olmamış diye. Artık gördüğünüz gibi şöyle güzelce bir göstereyim size de. Bakın. Oh! Sürelim o zaman yüzümüze. Haydi bakalım. Oh! Bu güzel bir şey ya. Bunu öneririm ben. Deneyin yani arkadaşlar. Şöyle kenara da bakalım biraz. Ne güzel olmuş köpüğümüz. Biraz çalışmak gerekiyor tabii köpük içinde. Öyle hani patır kütür olmuyor arkadaşlar. Hep söylemiştim daha önce de. Nasıl yapıyorduk? Sabunu sürüyoruz. Mümkünse sıcak su kullanın. Ben burada kullanmadım ama siz kullanın. Mümkünse sıcak suyla böyle köpürtme tasında güzelce köpürtüyorsunuz ve köpüğün üzerinde hava kabarcığı kalmayana kadar böyle böyle işte şey yapıyorsunuz. Şöyle şöyle yapıyorsunuz ve bu hale geliyor. Şu anda gördüğünüz hale gelmiş oluyor. Evet. Şimdi bir yandan da biraz sohbet edelim isterseniz. Geçtiğimiz günlerde bir anket yapmıştım kanalda. Belki boyu verenler vardır. Katıl aboneliğini açayım mı diye. Büyük bir oranda açmayın diye bir yorum geldi. Ben de açmayacağım, onu söyleyeyim. Biliyorsunuz katılı belki bilmeyenler vardır. Belli bir destek oluyorsunuz maddi olarak. Ama genelde sizden bir şey gelmedi. İstemediniz yani daha doğrusu. Şimdilik açmayacağım. Haberiniz olsun. Ama bana destek olmak için biliyorsunuz bütün bu tarz tıraş videolarında söylüyorum. Ne yapabiliyorsunuz? Açıklamada bir link var. O linkten yaptığınız alışverişlerde bana da katkıza sağlıyorsunuz. Ben de bu tarz ürünleri almak için en azından bir bütçem olmuş oluyor. Teşekkür ederim bu arada. Epey de alışveriş yapan var. Ben de onları tekrar tıraş makineleriyle, tıraş bıçaklarına yatırıp öyle bu döngüyü sağlamış oluyorum. Şimdi bismillah deyip başlayalım bakalım sakal tıraşımıza. Şöyle. İlk izlenim güzel ama hepsi güzel başlıyor. Bazen güzel bitmiyor sonucu. Tıkanma var mı? İlk seferde olmadı. Buradan da göstermiş olayım. Tıkanmamız yok. Tabi sakal biraz uzun olduğu için hemen doluyor. Biraz tekrar sudan geçirmemiz gerekiyor tabii ki dolduğu zaman da. Şimdi gayet güzel devam ediyoruz tıraşımıza. Bu arada bu tarz ürünler, mesela Blue 2'yi ben test etmiştim biliyorsunuz. Blue 3 var.
Permatic 2, işte bu Permatic'in daha doğrusu Pro 2'si var Permatic'in. Bunlar filan özellikle asker için ben öneriyorum. Çünkü askerde her gün tıraş olmanız gerekiyor ve sonuçta bir maliyet oluşturacaktır. O maliyeti de minimize etmek için böyle daha uygun fiyatlı bıçaklara yönelmeniz iyi olacaktır. Ben öneririm yani. Tabii bunu değil henüz. Videonun sonunda söyleyeceğim. Tıraş olalım. Tıraştan sonra fikirlerimi söyleyeceğim sizlere. Bu arada yorumlarda geliyor. Hani şunu test, şununla tıraş olur musun? Bunu tıraş olur musun? Ya da hani ben işte yeni tıraş olacağım, ilk kez tıraş oluyorum, ne önerirsin falan diye elimden geldiğince bilgim olduğu kadar yanıtlamaya çalışıyorum. O söylediğiniz ürünleri de almaya çalışıyorum ama her zaman tedarik etmek kolay olmayabiliyor. İnternetten bir iki kez böyle almayı denedim de bazen sorun oluyor internette arkadaşlar. Sipariş veriyorsunuz, başka bir şey geliyor falan, bir iki kez öyle oldu. O yüzden fiziksel olarak almaya çalışıyorum ama tabii her üründe fiziksel mağazalarda olmayabiliyor. Böyle bir sorun da var. Bazınız mesela söylüyor işte Şok'ta var. Ne bileyim A101'de var filan diye. Oralara gidip almaya çalışıyorum. Bu arada ufak ufak tıkanmaya başladı tabii ki. İyice bir şöyle pıt 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 yapmak gerekiyor. Vurmak gerekiyor temizlenmesi için. Ama yine de güzel aldı yani öyle söyleyeyim. Yani bu kadar uzun sakala rağmen. Bu ürünü kullananlar varsa mesela birkaç kez kaç kez gidiyor söyleyebilirler. Yani benim sakalıma göre bu 2-3 kez daha gider gibi geliyor bana. Normalde bunlar kullanat arkadaşlar bu arada. Yani tek seferde işiniz bittikten sonra atmanız gerekiyor ama hani sakalınız çok yoğun değildir, çok sert değildir. 2-3 kez daha kullanılabilir gibi geliyor bana. Ama çok yoğun bir sakalınız ve sert bir sakalınız varsa tek seferde değiştirmeniz gerekecektir. Onu söyleyeyim. Mesela her gün tıraş olursanız bu kadar uzun sürmez tıraşınız. Ben şimdi bir haftalık sakalla geçince tabii kamera karşısına biraz böyle oldu. Vallahi güzel oluyor yani. İki buçuk liralık birine göre güzel. Öyle söyleyeyim. Evet. Ufak tefek, ufak ufak dolmaya başladı ama biraz zorlanmaya başladı şu andan itibaren. Yine de fena değil. Söyleyeyim yani. Biliyorsunuz ben daha önce bir Arkun'un böyle bir iki bıçaklı ürünü test etmiştim. O da Pro diye ama hiç beğenmemiştim onu. Bu yine güzel. Öyle söyleyeyim. Fena da almadı yani. Evet. Şimdi biraz daha temizleyelim bıçakların arasını. Şöyle güzelce bir temizlersek. Evet, buraları dolmuş görüyorsunuz. Şöyle iyice bir temizlersek. İyi temizlersek iyi sonuç alacağız gibi geliyor. Yani tıraşım genel olarak bitti. Şöyle ufak tefek hani kalan yerleri vardı. Onları temizliyorum şu anda. Aşırı sinek kaydı olmadı ama 2,5 liralık bir ürüne göre de fena değil. Yani asker için bence bu tıraş güzel. Yani fiyat performans olarak söylüyorum bunu. Yoksa şimdi mesela bazen onu söylüyorsunuz. İşte şöyle olmadı da böyle olmadı da kardeşim bu da 2,5 lira yani. Hani 2,5 lira da mucize beklememek lazım. En azından ülkenin
Bugünlerdeki fiyatlara göre konuşuyorum. 2,5 lira. Güzel bir rakam. Uygun bir rakam. Şurada biraz kaldı gibi. Evet. Şimdi yüzümü yıkayayım. Tekrar karşınızda olacağım. Ürünle ilgili yorumlarımı söyleyeceğim. Permatik Pro 2 ile tıraşım bitti. Gördüğünüz gibi oldukça güzel. Fazla da kalıntı bırakmadan o temiz bir şekilde bir tıraş oldum. Ben soğuk suyla tıraş oluyorum. Biliyorsunuz bütün tıraşlarımı böyle oluyorum. Sıcak suyla olur. Biraz da sakalınız kısa olursa benim gibi bir hafta beklemeyin. 2-3 günlük olursa Permatik Pro 2 her işinizi görür. Öyle söyleyeyim. Fiyatı da makul. Askerde şurada burada kullanacaksınız. Alın. Atın çantanızı. 5 tanesi 14 lira 15 lira. 2,5 liraya geliyor tanesi. Hiçbir şekilde sıkıntı olmaz yani, öyle söyleyeyim. Ben öneriyorum. Şöyle bir puanlama sistemim var. Şimdi şu anda görüyorsunuz burada. Oradaki puanlara göre 1'den 4'e kadar kalp veriyorum ve Jilet Permatik Pro 2 için de şu puanı veriyorum. Yani yine 4 kalbi verdim. Güzel. 2,5 lira gibi bir fiyatı var. Yaklaşık olarak söylüyorum. Alırsınız. Askerde şurada burada her yerde kullanabilirsiniz. Özellikle de fiyat performans oranı yüksek bir tıraş makinesi arayanları öneriyorum. Böyle çok hani tek seferde vızt diye alsın, inanılmaz bir tıraş yapsın diyorsanız tabii ki alacağınız ürün bu değil. Onların da fiyatı bu rakamda değil. Onu da altını çizeyim. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu videoda Jilet Permatik Pro 2 modelini inceledim. Beğendim. Fiyat performans olarak çok üst düzeyli bir tıraş makinesi olmuş. Fena da kesmiyor. Yani öyle muhteşem ve inanılmaz bir kesim yok ama günlük olarak ihtiyacınızı görecek bir kesim imkanı sunuyor. Özellikle de biraz daha 2-3 günlük sakalınız olsa daha iyi sonuç alacağınızı tahmin ediyorum. Bana destek olmak isterseniz videonun içinde söyledim. Bir kez daha tekrar edeyim. Aşağıda bir link vereceğim açıklama kısmında. O linkten alışveriş yaptığınız zaman bana da katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Olanlar var. Teşekkür ederim hepsine buradan. Kim olduklarını bilmiyorum ama teşekkür ediyorum buradan hepsine. Eğer başka türlü destek olmak isterseniz de YouTube kanalıma abone olabilir ve beni aynı zamanda Instagram ve Twitter gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Bu ürünle ilgili ya da farklı ürünlerle ilgili sorularınız varsa da yorumlar kısmında bana iletmekten çekinmeyin. Ayrıca tıraş olmamı istediğiniz ürünleri de yazın. Ben tedarik ettikçe onlar da tıraş olup bu videoların devamını bu şekilde sağlayacağım. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.